Marmara 11. bölümden herkese selam dostlar. Ninja bölümünde devam ediyoruz. Ninja'mız otomatik avda kasılıyor. Spoiler vermek istemiyorum. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz zaten. Şu an balıkçılık eventi var. Ben de balıkçılık eventine katılmak istiyorum. Ve şamanımızda arkadaşlar 2 saat 7 dakikalık bir kılavuz vardı. pak çıkar kılavuzlardan. Ben bunu değerlendirmek istiyorum. Bilgi panelimizi falan açıyorum. Aga ilk yemimizi sizinle birlikte yapıştırıyoruz. Haydi bakalım yapıştır gelsin. Bakalım aga birinci birlikte bakalım. Şu paneli şöyle görebileceğimiz ne olduğu belli değille. De. E, mükemmel bir başlangıç yaptık. Haydi bakalım bir tane daha sallayalım ringa. Bir elimizin ısınması lazım. Şöyle elimizi bir ufaktan bir ısındıralım. aga bak. Kaçırmalar, misler falan olacaktır. Hop geldi güzel. Birinciyi görmüş olduk arkadaşlar. Siz like, yorum, kanala abone olmayan varsa abone olsun aga. Ben de burada balığımı tutayım. Ne kadar tutarsam artık Oynanışı da birlikte yaparız ufaktan bir oynama taktiğimi sizlere gösteririm eskiler bilir yeni kardeşlerimiz de öğrenmiş olur nasıl oynadığımı artık kendileri ona göre pay çıkarırlar veya arkadaşlar görmüş olursunuz kısacası bu kadar haydi ben o zaman tutuyorum elim biraz alışsın şu an bol bol mis atacağım İlk salladım çünkü. Aylar sonra ilk defa balıkçılık eventine katıldım. Bunlar normal. Arkadaşlar şöyle toplamda 1 saat 10 dakika falan tuttum. İlk 10 dakika tuttuktan sonra altın ton balığından bonus kazandım ve toplamda 1 saat 10 dakika falan arkadaşlar balıkçılık etkinliğine katılmış oldum ve toplamda 535 tane balık yap bozd sandığı verdi. Şimdi oynamaya başlayabilirim arkadaşlar. Bayağı bir birikti. Evente böyle katılmak daha keyifli. Yani 4 saatin dolu dolu yapmak sıkıyor abi. Bakalım taktiğimi unutmamışımdır diye düşünüyorum ve e, başlıyorum yapmaya. Ben bu şekilde oynuyorum. İsteyen istediği gibi oynar aga. Herkesin farklı bir tarzı vardır. Bakalım iki tane yeşile kaldık. Çabuk gelmeyebilir. İki yeşil geldi kaldı mı biraz sıkıntı oluyor. Göreceğiz. Turuncu bol bol vermesen iyi olur kardeşim. Laciverti buraya yapıştır. Bir lacivert olmadı. Bir yeşil. Bir tane daha yeşil verirse iş tamam arkadaşlar. Bakıyoruz vermiyor. Vermiyor 16, verdi 17. 17 fena değil. Genellikle 15 ortalama ile bitirdiğimiz zaman güzel bir hasılat elde ediyoruz. Yine aynı taktik yapacağım. Taktikte çok ufak bir değişiklik olabilir. Gelme sırasına bağlı olarak. Galiba yine aynı taktik gideceğiz gibi gözüküyor. Evet, 2 yeşil bir laciverte kaldık. Yine benim oynama şeklim bu arkadaşlar. Bazen bir başlıyor aralıksız yeşil gelmeye. Bazen de yeşil mesela bizi zorlayabiliyor. Bak yine rahat geldi. 11, 12, evet 13'te yine bitirdik. Devam edelim oynamaya. Turuncuyla başlayamayız. Evet mavimizi buraya. bir mavi daha geldi. Onu buraya koyarak değerlendirebiliriz abi. Turuncu şu an işimize yaramaz. Hop hop yanlış koyuyordum. Bunu buraya atsak. Bunu da şuraya atsak. Bu olmadı. Tamam bunu buraya koyuyorum aga. Yapacak bir şey yok. Şu an farklı bir şey deniyordum. Olmadı. Hızlı bir şekilde bitirebilseydim arkadaşlar şuraya delik satıp 10 yapıp alacaktım aga. Ama maalesef gelmedi. Bir yeşilde buraya. Bir yeşil daha yukarı koyduk mu bitiririz. Bakalım hemen geliyor mu? Gel kardeşim hızlıdan. 17 Turuncular koysaydım bitmişti biliyorum ama bazen de inat ediyor. Bitmiyor. 20 hamle. Fena değil diyelim. En azından küçüğe kalmadık. Lacivert. Kırmızı. Yeşil. Ya, turuncuyu vermeye Mavi. Kırmızı versene. Ver kardeşim bir kırmızıyı. Kırmızı ver. Yine vermedi. Ver kırmızıyı. Yine vermedi. Aa olamaz. Büyü, büyük alamadık. Kırmızı verse bir de lüksle bitirecektim de. Yeter turuncu verip verip duruyorsun. Bir turuncu bir lacivert. Kullanmayacağımız ne varsa onları veriyor. Bunu bilmiyorum ya. Eskiden bu kadar yapmazdı. Kırmızı. Bir yeşile biteriz aga yine. Bir yeşil bitti. 17. Yine fena değil. Yine ortaya aldık. Bir tane daha devam edelim. Fazla sizi sıkmayacağım. Son olsun bu. Sarı. Turuncu çok veriyor ya. Turuncu vermesi iyi olacak. Ee, bunu kullanmayacağım. Az geçtim. Lacivert atalım. Mavi buraya koyalım aga. Şuraya bir kırmızı atarız. Bir sarı bir sarı bitiririz bu, biz, biz bu işi. İki yeşille. Pardon yeşille. Orada sarı dedim galiba. Yine 2 yeşile kaldık. 13, 14, 15. Ortalama 15 bitiriyoruz arkadaşlar. Arada 8, 9 bitiyor. Arada bir çok şanssız oluyorsun. 30'a kadar da gidebiliyor. Neyse arkadaşlar. Ben eldekileri oynayayım. Envanter zaten dolacaktır. Pazar çarını atarım. Totalde ne kadar sandık yaptığımı gösteririm sizlere. Arkadaşlar balıkları balık yap buzlarını oynadım ve toplamda sizlere şöyle hasılatı göstermek istiyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 tane sandık. Genel orta arada küçükler var, büyükler var. Genellikle orta arkadaşlar. 2 tane ya bir 4 tane zargana, bir tane de altın sudağımız var. Toplamda e, oynaması birlikte bir buçuk saat falan ayırdım arkadaşlar. Bir buçuk saatte hasılatımız bu. Altın balık sandıklarını satmayacağım bu sefer. Açmayı planlıyorum. O şekilde devam ederiz. Bunları satarım ama balıkları satarız ki ileride karbonolta bir planım da var yakın bir zamanda ya bir ticaretine falan gireriz. Bir altın sudak olsun. Zargana bilmem ne. Cartürt, kadife, madife. Ama altın balık sandıklarını büyük ihtimalle arkadaşlar çok acil para lazım olmazsa açacağım. Kahramanlığı olsun. işte demirci kitabı olsun. Kuşağı olsun falan kullanırız. Bence güzel bir eventti. 4 saat katılmıyorum. Artık bu eventlere en fazla 1.5-2 saat katılacağım arkadaşlar. Fazlası sıkıyor çünkü gerçekten balıkçılık eventine eskiden 4 saat katılırdım ama artık dayanamıyorum. Bir buçuk iki saat yeterli oluyor benim için. Güzel de böyle tatlı bir aslat. Yani normalde tam katıldığında bunun işte iki katı falan oluyor. Öyle diyebilirim sizlere. Bence güzel temiz aslat abi. Evet arkadaşlar 100 levele sonunda ulaştık. Şimdi biyoloğa geldik aga. Özütümüz kalmamıştı. Son ork de özütsüz verelim ve bitirdik aga. Mükemmel. Birazcık Jinigun Ruh Taşı kasarız. Kasmazsak olmaz. Adam bize takıldı geçemedi. Jinigun Ruh Taşı kasarız aga. Kasmadan olmaz. Yani bu kadar yapmışız görevi. Şöyle içeride sizlere göstermek istiyorum. 100 level aga. Mükemmel. Şimdi 8 günlük bir kostümümüz var. 15 rüzgar 1.5k HP. 15 rüzgar 10 günlükte başlığımız var. Ayrıyeten 11 günlükte 20 şeytan 6 güçlük laf işimiz var. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu silah fişini arkadaşlar dün aldım video dahil ettim mi hatırlamıyorum. Bizim kendi e, diğer silah fişimizin süresi dolunca bunu aldım. Şimdi bunları arkadaşlar pazara atacağım. Süresi gitmeden bunları elden çıkaralım. Süresini boşuna bitirmeyelim. Bu arada simyalarımızdan diğerlerinin de süresi bitenlerde de ufaktan açabiliriz. Hatta gelin birlikte açalım. Ha bu arada şu nugget'larda arkadaşlar nugget eventi vardı. Char'da otomatik avda kasıldığı için yüzlük metinleri falan yüzlük de kesiyordu arkadaşlar. Keserken düşürdükleri. Bir süre uzatalım. 10x'imiz kalmıştı. Bu 10x olayını da halletmemiz lazım arkadaşlar. 10x için bir para durumlarına bakacağız. İşte kostümleri satalım. Ondan sonra elimizde avucumuzda yan çarda neler var falan bir bakalım. Bir de 10x fiyatlarına bakalım. Güzel bir e, bizim 10x almamız lazım. 2, 3 bir tane de fazladan alalım. Haydi o zaman inşallah güzel oranlar verirsin kardeşim. %15 hoş olmadı. Senden bize ne geliyormuş Grana? Yapıştır %15. Bu da pek hoş değil. Safirden ne geliyor kardeşim? %50 şahane. %50'ye şahane diyoruz aga. %50 şahane. O zaman şu %50'nin birini elmasa atalım. Diğer %50 bu muydu? Diğer %50'yi de grenaya atalım. %15'leri de safire atalım arkadaşlar. 2 tane %30'luk. Süreler en azından full olsun. Full dedim yani açık olsun kullanabilelim. 10 olayına geleceğimiz zaman arkadaşlar ben şunları bir piyasasına bakayım. Pazar olayını halledeyim. Ondan sonra şu an yapabileceğimiz mesela at görevi var. Ben sabah denedim. iki kere yaptım. At görevi kabul olmadı arkadaşlar. Kabul etmedi. Kabul etmediği için ben de dedim ki çar kasılsın 100 olsun. 100'den sonra uğraşırız. Pazarı kurayım. Satacağım itemlerimi pazara atayım. Daha sonrasında pazarı sizlere göstereyim ve gelelim at görevini yapalım arkadaşlar. Sonrasında da jinigunur taşı düşürmeye çalışacağız hatta kasmaya çalışacağız. Ona geçeriz. Bir tane de arkadaşlar pet kitabı sandığımız var. geçen kasılık otomatik avda yine etkinliği vardı. Düşmüştü. Videoda açarım dedim. Beklettim. Gelin birlikte yapıştıralım. Berserker çıktı. Yani ederi yok ama en azından kullanacağımız bir beceri, beceri kitabı arkadaşlar. bu arada şöyle bir demirci kitabımız. Pazardan aldığımız, önceden aldığımız yakutlar. Hep kuponlarımız falan. Ondan sonra prens, görev kitabı prens üçlerimiz. Bunlar var arkadaşlar. Ben şimdi şu okeleri okay oynayacağım öncelikle. Okeleri okay de bir oynayayım. Belki altın çıkar. Altın çıkarsa oradan da zaten bir 40 kırkem getirecek bize. Şimdi şunları elimizde 5 tane mi var? Belki şöyle ki, kıyıda köşede de vardır. Oynayıp gelelim hemen. Tam da istediğim gibi oldu arkadaşlar. 4 tane gümüş. 1 tane de altınımız var. Gümüşleri saklıyorum. Ben geçen bir 11 tane falan açmıştım. Müzik çıkar diye çıkmamıştı. Yine biriktiriyoruz ilerleyen zamanlarda açarız. Altını pazara atacağız abi. O zaman gidelim bir e, pazarımızı kuralım artık. Geçenlerde tombaladan arkadaşlar ay taşı, ay taşı çıkmıştı biliyorsunuz. E, Valla bekletecektim ama şu an para lazım olduğu için çekiyorum. E, fiyatına göre pazara atarım. Onu da göstermek istedim. Farklı bir şey yok şu an bunlar için hani para edebilecek, satabileceğimiz bir şey yok. Dostlar pazarımızı kurduk. Sizlere göstermek istiyorum. Ay taşını 186'dan, hep kuponlarını 116 500'den, e, yabbi yerleri 15 500, altın suda 5400 e kostümler de 1,5 bondan attım arkadaşlar. E, silah fişini de dün almıştım. E, 90M, 99M attım. Bir günde kullanmış olduk. Satılır. En ucuz şu an bu var çünkü. E, aynı şekilde kostümler de bunlarda da kar edeceğiz gibi gözüküyor ve e, en ucuza bunlar var yine. Gerçekten şunu mesela Efsunu ve Günü de güzel yani. Her neyse onun dışında altın 38 500 Bir tane başlığımız vardı. E, 29M. E, Leylak 200'üsü 17M. Deli para var yani bitki işinde güzel para var o belli. Onun dışında altın balık sandıklarını da koydum arkadaşlar. Para paradır dedim. 2 açımlık ortaları da arkadaşlar 6.450'den attım pazara. Bakalım buradan ne kadar toplamda para gelecek. Elimizdeki para da bu. Bir tane demirciye kitabını da sattım. Ee, toplam şu an 4.120 hem. Ayrıca pazar çarında da bir 50 m var. 4.170 hem nakitimiz var. Bir de bunlar satılıyor. O güzel satılmaya başladı. Satılsın abi. Total paramıza bakalım. Ee, ben bir 10x arayayım piyasası ne kadarmış bir göreyim ona göre hesabımızı kitabımızı bilelim abi Evet dostlar siz şöyle bir tane 10x'i alıyorum blok var delici direnci var bak ben eskiden de bunu yapmıştım blok delici direnci almıştım herkes demişti niye kritik direnci almadın diye 6 bon fark var ve bunun çok 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 etki etmediğini kendim daha öncesinde denedim Belki fark edenler vardır öyle görenler vardır abi yorumlarda işlemeyin şimdiden söyleyeyim ben bunu alıyorum bunu öngörüyorum ve altı bon cebimde kalıyor Evet 6 bon fazla verip onu da alsam yine çok bir şey değişmeyecek. Onu da biliyorum. Daha önce denedim. Size belki farklı geliyordur. Orasını bilemem. Neyse arkadaşlar 9 bona bunu alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Blok önemli benim için. Blok ve mitsi e, bonusumuzu al, set bonusumuzu alacağımız için, için, arkadaşlar bunu çekiyorum. Blok delici direnci 9 bona hayırlı olsun abicim. Yapıştır gelsin. Burada buna şimdi bir artı basalım. Atalım artı 4'e işimizi görsün. 10x'e artı basma zamanı geldi arkadaşlar. Şamana şöyle bir atalım. Şamanda bir tane bağlı yeşil fasulye var. Şamanımıza şunu bir atalım. Bağlı fasulyeyle ben şunu bir hızlıdan şöyle bayağı hızlıdan hemen artı bir yapıyorum. Gel bakalım. Artı bir olsun da başka bir şey istemiyoruz zaten. O kadar da yapabil. Artı bir yaptım arkadaşlar. Alıyorum. Ayrıyeten fasulyem de var. Şamanda, onları da bir alalım ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi serüvene. İnşallah kolay bir şekilde olur. Bunun en büyük problemi benim en büyük korkum bunlar zaten. Hani artı basma problemi. Haydi bakalım. Bizde de bir tane yeşil vardı. Yapıştır kardeşim. Başarılıydı. Artı iki. Haydi kardeşim. Yapıştır. Ah be olmadı. İşte bunu yapma. Yani bu çelişkiye sokma bizi. Tamam. Artı iki. Artı üç. Artı dört oluyorsun. Bitiriyorsun. Artı üç. Gel kardeşim artı 4 olalım bitirelim bu işi. Yapma işte bunu. Hadi artı 2'ye düştün tamam. Sıkıntı yok. Ee, artı 3. Hadi ver el ele, bitirelim bu işi kardeşim. Başarılı. Artı 4. Güzel yani birkaç tane yaktı ama olsun. Zaten sonuncuydu arkadaşlar. Hepsini artı 4 yaptık. Bir tane parlağımız var. Geri kalan hepsi mat. Ama arkadaşlar eksiksiz diyebilirim. Hani ben bunda kritik. E, direnci olsun diye tuttursaydım para verir yine alırdım ama tutturmuyorum ben de öyle bir şey yok arkadaşlar bu delici direnci olarak kullanıyorum ben her zaman bunu. O yüzden benim için sıkıntı yok. Yapıştıralım artı e de ulaştırdık ve set bonusumuzu alacağız artık. Yakutumuz saf sehteri ort arkadaşlar eski bölümleri atlayanlar vardır e, bilmeyenler vardır bir tanıtımını yapayım hızlıdan. Saf ort matmitsi. Ondan sonra elmasımız çift beceri arkadaşlar. E, beceri hasarına, karşı koyma ve beceri hasarı var. Matmitsi aynı şekilde artı 4. Hepsi artı 4 zaten. E, 12'si zaten az önce gördünüz. Granemiz granımız zaten granede bir şey aramıyoruz abi. Artı 4 mat. safirimizde savaşçı güç ve ninja sav var arkadaşlar. Bu da artı 4. Zaten hepsi artı 4 dedik bir daha dememe gerek yok. Mat pardon. Parlak olarak sadece yeşimimiz var. HP ve HP absorbe. HP üretimi de var da HP üretimi zaten çok bir işe yaramıyor. Yani HP ve HP absorbesi var. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi açalım bir yağımızı. Bakalım set bonusunda saldırı değeri bak 165'in üzerine artı 90 ekliyor. Savunmaya da 110'un üzerine artı 60 ekliyor. Yeşime baktığımız zaman artı 900 HP ekliyor. onda HP absorbemiz oluyor toplamda. Yani Mitsin'in e, Mitsin'in ve bu set bonusunun olayına hastayım. Vallahi mükemmel oldu. Hayırlı olsun diyelim. At görevini yaptım. Geldim arkadaşlar. Koştum. Dünyanın yolunu koştum. Vallahi diyorum 5 dakika falan çok rahat gidiyor. At görevi oh başarılı. Bugün üçüncü yapışımda arkadaşlar. 3. de kabul etti. Ee, şimdi sanırsam atı zırtlamak için. Şu an atımız kaç level? Bir bakalım hemen. 10 level. 11 yapmak istiyorum abi. Ee, akrep okçu ve yılan okçu kesmiyor muyduk? Sadece akrep okçu yazıyor burada gitti akrep okçu öldür. Yılan da kesince oluyordu. Kabul et diyelim aga. Atımızı gönderelim. Atımızı gönderelim kardeşim. Her şeye bastım. Atı gönder. Bin manuya. Şöyle gidelim. Bir lag var oyunda deli gibi. O yüzden ne yapsan bir iki saniye sonra işliyor. Neyse tamam. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Atımızı zırhlama görevini yapıyoruz. Eskiler bilir. Eskiden bu görevi yapmaya böyle 10 kişi falan giderdik abi. Sadece biz yapmıyorduk çünkü aynı anda onlarca kişi yapıyordu görevi. O yüzden okçu falan kalmıyordu. Evet de şimdiki gibi okçuya şöyle bir tane dokunduğumuz gibi ölmüyordu. İki saat kesmeye çalışıyorduk falan. Valla keyifli zamanlardı. Şimdi at görevimizi yapalım da. Nerede acaba? Bak burada otomatik hava bırakmış adam kasılıyor. Mükemmel. Yılan okçular sayılıyor mu? Orada sadece akrep okçu yazıyordu ama ben sayılıyor diye biliyorum. Bakalım şöyle. 100 tane mi? Abi bu 50 tane değil miydi ya? Arkadaşlar ben yardırayım yani. Yarım saatte 100 tane bulabilecek miyiz ki? Neyse. Arada bir girerim videoya. Az önce bir 100 tane görünce tedirgin oldum arkadaşlar ama daha 5 dakika geçmeden 50 tanesini kestim bile ya. Kalabalık. Eskiden bir de zorlanmamızın nedeni büyük ihtimalle hile falan çok oluyordu arkadaşlar burada. Sürekli bunları kesiyorlardı. Bize kalmıyordu. Şu an hile mili yok. Bir otomatik avda iki 2-3 kişi var. O yüzden rahatız. Hile yok dedik. Burada bir şeyler oluyor ama neyse. Fazla yanaşmamak lazım. Boş ver. Devam ediyorum arkadaşlar. Böyle yakalayıp yakalayıp kesiyoruz. At görevini tamamladım arkadaşlar ve Seis'imizin yanına geldik. E, sınav sonucu diyelim. 500k ile gel diyor. Şöyle e, bir hala bitmedi mi diyelim. Bir darlayalım. 8 saat kaldı diyor. Tamam 8 saat sonra gelir alırız. Daha sonrasında başlarız abi. E, 21'e kasmaya. Valla en lanet görevler yok. 10 tane boğ Bulması ayrı dert. Kabul etmemesi ayrı dert falan. Neyse yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi gidiyorum. Jin'in gurur taşı düşürmeye bakalım kasabilecek miyiz. Bir adet düşürdük arkadaşlar. Attık şamana kesmeye devam ediyoruz. İkinciyi de düşürdük arkadaşlar. Levelimiz biraz fazla olduğu için zor düşüyor. Ama yılmak yok yani. Tanesini arkadaşlar 7M'den, 8M'den, 10M'den satılabiliyor. Eğer yoksa yani şu an mesela hani pazarda yoksa o fiyatlardan satarız arkadaşlar. O yüzden güzel para. Yani gidip bir işte ne bileyim cennet yapana kadar gel abi bundan düşür. Aynı para. Belki aynı zamanda aynı şekilde biter ama birkaç tane kasalım. Hani elimize böyle bir fırsat geçmişken arkadaşlar es geçmeyelim pas geçmeyelim birkaç tane daha kasabilirsek kasalım. Ya böyle elle kesiyorum biraz düşmüyor bir tane pelerin basıyorum düşmüyor ondan sonra ortaya bırakıyorum bakıyorum düşüyor falan. Yani acele etmeden böyle yavaş yavaş takılıyorum biraz daha takılacağım çok da fazla hani hızlı hızlı düşse tamam eyvallah ama gerçekten zor düşen bir şey. Şimdi yine geldi. Slotlar. Yapıştıralım bir tane sizinle birlikte eldiven. Açıyorum simya daha tamam mı? Gel, gelen slot ölsün diye. Gelen slot ölsün böyle hızlı hızlı çat çat çat. Yapıştır. Bakmayın demecimiz bunlara inanılmaz düşük. Çünkü üzerimizde orka dahil hiçbir şey yok. Biliyorsunuz artık oyun tamamen bundan ibaret. Ee, ne varsa onun demecini alıyorsun. Yani sen e, şeytan gereken bir slota Şeytan olmazsa istediğin item olsun. Elimizdeki al. 50 el ort. Ama görüyorsun demeyiş düşük. Çünkü ork yok abi. Ork'lu item yok. Ork'lu bir tane item takıyorsun. Damage'in direkt olarak artıyor. Slotları kesmiyorum. Şu bebe orada takılmış kalmış. Kalsın öyle. Geldim burada e, görev yapacağım. Geldi slotları kesiyor dedim kardeşim cehat. Baktım atmıyor. Kestim ondan sonra. Sonra baktım e, atmayacağım diyor. Bıraktım. Zaten slot kesemiyor. Yani gerçekten her türlü şeyi bulabiliyoruz. Evet, bir tane düştü. Güzel. videodayken düşmesi de hoş oldu arkadaşlar. Hemen verelim şamana. Atalım şamanımıza şöyle. Tamam. Karakter atıyoruz, geliyoruz, yine düşüyoruz. Olay bundan ibaret. Toplamda arkadaşlar 11 tane kastım. bir saat kadar bir sürede harcamışımdır. 3 aşağı 5 yukarı. Bir tanesini vereceğiz. 10 tanesi cebimize kar. Olem'den satsak arkadaşlar bir bon, bir saatte bir bon. Yani fena değil. En yani çok büyük bir para değil ama e, idare eder. Şu an baktığımız zaman mesela bir Razador sandığı 5.5M'den falan satılıyor arkadaşlar. E, bir girişimiz 30 dakika falan sürüyor ama saat başı girebildiğimiz için arkadaşlar bir saatte 10 tane sandık bile verse 55M ediyor. E, bunlar da zaten 10M'den satılmaz. İşte 7M'den falan satılır. Bence güzel para yani tatlı ufaktan çıtır bir e, gelir diyelim. Şimdi arkadaşlar ben bunlardan sadece ve sadece bir tanesini alacağım ve gideceğim görevi bitireceğim diğerleri şamanda kalsın. Şamandan pazar falan aktarırız ve satışa koyarız arkadaşlar. Ve biyoloğa geldik arkadaşlar. Size teşekkür ederim diyor. Ödül olarak diyor işte Bekko'ya git diyor sana gizli formül falan filan. Bize kalıcı 10 hareket hızı verecek arkadaşlar. Şu anki hareket hızımız mesela 163 e, rüzgar ayakkabısı falan var zaten. 10 gelecek ama gelen 10 kalıcı olarak geliyor ve sonrasında hemen lanet kitabı görevine e, birlikte başlıyoruz. Bu arada neredeydi bizim Beko? Burada. Selamun Aleyküm Usta. Ya bize farklı görevleri verdi. Bunlar şimdi habire düşecek. 10 puan verdi aynen. 173'e çıktı. Biyoloğa gidelim. Lanet kitabı görevi ve abonos sandık verdi. Açalım hemen arkadaşlar. Şiddetli vuruş BK. Yani gereksiz oldu. Neyse gidelim. Lanet kitabı 2 tane var elimde zaten. Pazardan çekeriz. Sıkıntı yok. Şimdilik bir tane en azından 2 tane verebileceğimiz var arkadaşlar. Gidelim biyoloğa bir karakter atmak gerekiyor sanırsam bu görevden sonra birinci lanet kitabımızı verelim o zaman. Evet arkadaşlar biyoloğun yanına geldik. Yapmamız gereken bizim şu an biyolog paketi almamız lazım. nedeni de arkadaşlar özütten dolayı 119 hep karşılığında biyolog paketimizi satın alalım. Hop giden hepler gelen hepler Açalım nesne marketimizi 10 tane araştırmacının üstüne alıp şuraya atalım arkadaşlar. Ayrıyeten bize verdiği arkadaşlar biyolog paketinin hemen size göstermek istiyorum. Biyolog paketini açalım. Bakalım şöyle bir. 7 günlükte hırsın eldiveni veriyor arkadaşlar. Yani 7 günlük hırsın eldiveni şu an baktığınız zaman kaç hep? Hırsızın eldiveni. 7 günlük 30 günlük pardon 7 günlüğü 32 hep yani 119 hep verir verdiğin zaman nereden baksan 80 hep 90 EP falan gelmiş oluyor arkadaşlar bunu düşüyorsun çünkü buradaki bizim mesela hırsın eldiveni nerede 21 gün karakter attığın zaman bunun üstüne 7 günü ekliyor arkadaşlar silinmiyor kaybolmuyor onu söyleyeyim neyse haydi bakalım araştırmacının özütüyle şöyle bir aga direkt tıkladık ha tamam 15 tane kitabı görevi aldık Araştırmacının üstüne tıklayalım tane kitabı devam diyelim çok güzel iyi kalitede de 14 tane kaldı Maşallah diyelim İnşallah böyle devam ederiz Dostlar şu an elimizde 8 bon paramız var ve ben bu 8 bunu değerlendirmek istiyorum Onun için de arkadaşlar şöyle Ninja'ya giriyorum ekipmanlar milferler ijderha kapışonu nerede abi artı sekizleri arkadaşlar 3 von 43m var 3 bon 50m var Artokusu ile arasında çok büyük bir fark yok. E, berserker yani bir saldırı ve yakın dövüş saldırısı bu 6 verirken artı dokusu 8 veriyor. Defans'ta da 10 defans oynuyor sadece. O yüzden e, alabilirim ve ayrıca bunun şöyle de bile buçuk 10 daha pahalı. O yüzden bir tane bundan alacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz e, sandıkları açmadım. Level sandığımızı açıp içinden nefsun nesnelerini alıp bunu efsunlamak istiyorum. Bir e, farklılık olsun şansımızı bir deneyelim arkadaşlar. Ve aile rüzgar gelirse kullanılır. Ateş gelirse kullanılır. Yani kullanılacak bir şey arkadaşlar. 3 fon 43 m Alalım abi bunu. Ve ben şimdi arkadaşlar şu sandıkları açayım. Nerede sandığımız yapıştır gelsin. Evet. Bir tane daha yerimiz varsa yapıştır gelsin. Güzel. Şimdi dostlar. Hep sunlama olayını farklı CH'ye geçelim. Rahat rahat yapalım. Evet arkadaşlar cehme attım rahat rahat burada kasmadan takılmadan e, yapabiliriz işimizi şu duygu çantalarından mı kurtulalım 5 tane özüt de buradan geldi mükemmel bununla birleşiyor mu birleşmiyor şöyle kenara ayıralım arkadaşlar onu 15 tane arttırma 20 tane de e, efsun nesnemiz var yalnız Kutsama'da, kutsama da kutsama kürasında bir sıkıntımız var neyse bakalım şu işimizi ilk önce bir şunu bir 4 efsun yapalım da Birinci efsunumuz başarılı. İkinci de başarılı. Üç başarısız. Bu olmadı. Dört başarı. E, dördüncünün üçüncüsü başarılı. Bu da eklenemedi Aga. Bu da eklenemedi. Yapma bunu kardeşim. Bu da eklenemedi. E, hepsini bitirmeyelim bunda. Bu da eklenemedi. Bu da eklenemedi. Ben bir karakter atıyorum. Karakter attım geldim. Yapıştır. Başarıyla eklendi. Abi o bug oluyor arada böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Haydi 5.yi de yapıştır. Eklenemedi. İnşallah bu geçer eklenemedi. Şimdi ben bir yan çarlara falan bakmam lazım arkadaşlar. Bu arada Apple aldığımızda kutsama küresi ne kadar acaba? Kutsama küresi. Bakıyorum. 50 ep mi? Bir tane kutsama küresi 50 ep mi? Yok abi. Balık sandığı falan açarız. Ben bir şekilde bir yan çarlara bakayım. Bu arada ejderha sandığımız var. Şöyle kor çıkıyor aga Yapıştır 11 tane. Bir yapıştır 22 tane. Normal bir de. Bunları açalım. Bunlarla hem süre uzatma işimiz olacak. Hem de farklı şeyler olacak güzel. Bunlardan yontulmuş da çıkabiliyor. Güzel güzel. Ender çıkmıyor herhalde aynı. Neyse. Ben bir 5. efsun için arkadaşları kutsama küresi için birazcık bakana. Baktım arkadaşlar çarlara vallahi bulamadım. Ee, mami kardeşimize yazdım tabii ki yine Hızır gibi yetişti. Ben de vardı dedi. 5. Efsun'u ekleriz dedi. Şimdi onun yanına gidiyorum. 5. efsunu bir ekletelim. Daha sonrasında efsun değiştirmeleri birlikte deneyelim dostlar. İnşallah güzel bir efsun gelir. Yani arttırmalarda bayağı bir şanssız bir şekilde 10 tane harcamışız. Bak 15'ti 10 tane harcamışız 4, 4 hepsini yapana kadar. İnşallah değiştirmede güzel şeyler olur diyelim hadi bakalım. Arkadaşlar 5. hepsini eklettim. Mami'nin depoda hepsinin nesnesi varmış. 60 ve gelen hepsini arkadaşlar. 10 şeytan, 10 rüzgar, 6 e benim zaten hani 10 rüzgar gelse yeterli dediğim bir kasklı Yanına 10 şeytan da gelmiş. O zaman bu kalır abi. Ee, bunu ben değiştirmem boşuna daha değiştirecek bir şey yok e, Ayrılı olsun diyelim başka yerde değerlendiririz artık bunları da ne yapalım eyvallah kanka. E, Mami kardeşimizden şöyle 5 tane app kuponu daha geliyor arkadaşlar biliyorsunuz başlangıçta da söylemiştik valla bizim e, app şeylerimizde olsun oyundaki bütün desteğimiz Mami kardeşimizden Vallahi çok teşekkür ederim kankacım eyvallah. Bunları da değerlendireceğimiz yer arkadaşlar özüt falan alıyorum ya orada değerlendiriyorum. En baştan bana demişti bütün özüt şeyleri biyologları özütle veririz demişti. Full orada değerlendiriyorum. Zaten farklı bir harcama şu an yapmıyorum. Elimde toplamda 9 artı 5 tane araştırma yani toplam 14 tane özüt var. Bakalım özütle vermeye Arkadaşlar gençler baylar bayanlar. Abi, videonun dakikasına bakmamışım. Bayağı bir gitmiş bu arada. E, normalde 20 dakika. 18 17 20 oralarda bir şey yapıyoruz. Bu galiba bir tık daha fazla olacak gibi. Aslında devam edecek mi Bir iki planım vardı. Şimdi spoiler vermeyeyim arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, like ve yorumla destek olun abi. Bak aklımda diğer hala planlar dönüyor. Gelecek bölümde güzel şeyler yapacağız. Artık yüzde devire ulaştık yapacağımız şeylere başlayabiliriz. Haydi o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.